dur. Yok mudur? Olabilir. Var, var olabilir Rusofobi. Doğru. Hı -hı. Ama var olan bir şeyde çok fazla abartılıyor olabilir. Sen olabilir. bana sen bana hep soruyorsun. Şu nedir, bu nedir biliyor musun ee, evet. diye. Ben de sana şimdi bir soru soracağım. Madem evet. söz kedilerden açıldı. Uluslararası Kedi Federasyonu sahibi Rus olan kedilerin yarışmalara katılmasını yasakladı evet. diye bir haber var. Baktım hakikaten Washington Post'ta önce inanmak evet. istemedim. Yani çünkü şeyde görünce Rusya devletine bağlı medyada görünce haberi inanmak istemedim. Dedim ne biçim bir haber bu? Çünkü kedilere ambargo Bir de Rus şey koymuşlar oraya. Russian Blue dedikleri. Yani öyle geçiyor. Rus mavisi Türkçe çevirisi kedi. Yani sanki Russian Blue kedilere kedilere karşı uluslararası yaptırım uygulanıyormuş gibi komik bir manzara çıkıyor. Öteki de komik yani. Haberin kendisi de komik. Tam hmm. yani böyle bir ifrat noktasında bu reaksiyon. Evet bir bu veya bu başka bir şey. Rusofobi Bu doğrulanmış vardı. bir durum değil mi? Teyit edilmiş bir posta durum. Posta da vardı. Evet, yani tamam. kaynağından. Floransa'da şey. teyit edilmiş bir durum daha. Şimdi Rusofobi var ama hani kedilerden açıldı söz. Ben bir orada bir metafor yapacağım. Hmm. rusofobiden bahsediyoruz. Peki ailurofobi ne demek biliyor musun? Hmm? Ailurofobi. Bilmiyorum hayır. Kedi korkusu. Hı. Hmm. Şimdi e, ha niye böyle hani mesela araknofobi diye demiyorum o örümcek falan hani o zaman Rusları örümceğe benzetti demesinler diye ben hadi kedi gibi sevimli bir ve sempatik bir hayvandan e, örnekle yola çıkacağım. Bak şimdi e, evde o, evimizde oturuyoruz sokakta yani bahçe katındayız mesela bahçede uzakta bir yerde bize zarar vermesi mümkün olmayan sevimli bir kedi var yakmış güneşte güneşleniyor falan. Biz o kediden rahatsız olur ve o kedi oradan kovmaya çalışır. Veya kedi var diye işte ne bileyim e, tedirgin olursak evet ailurofobiküs. Ya da kedi eğer e, kedi yerine Rusya'yı koy, Rusu koy. Hmm. O zaman rusofobiküs. Çünkü bu bir kaygı kaygı bozukluğu. Yani fobi kaygı bozukluğu oluyor. Evet. Hmm. Ama eğer bu kedi evimize dalmış Tam biz yemek yerken masamıza sıçramış, ortalığı dağıtmış, küçük çocuğumuzun yüzünü kan revan içinde bırakmış, her yeri tırmalamış, bütün eşyaları parçalamışsa tırmalayarak falan. O zaman o kediden korkmakta haklıyız. Fark var. Hı, hı Burada Rus propagandası, Kremlin propagandası en başından beri Rusya'nın e, her türlü olumsuz karşılanan eylem ve tutumuna tutumunun doğurduğu tepkileri Rusofobi diye yaftalıyor. Bu rusofobi falan diye bir şey yoktu eskiden. Bu da yeni çıktı. Hmm. Yani bir 5-6 yıllık bir söylem. Neden? Çünkü Rusya aslında 2014'te itibaren tutumunu çok sertleştirdi. Uluslararası ilişkilerinde militarizme başvurmaya başladı. 2014'te Kırım'ın işgali ilhakı diyelim. Evet, ilhak. Donbas bölgesinde işte Donetsk ve Luhansk tek taraflı o bölgelerin aslında o örtülü bir işgaldir. Orada o tek taraflı cumhuriyetlerin kurulması O Batı'da tüyleri diken diken etti. Ardından tabii 2015'te de Suriye'ye müdahale geldi. O ayrı bir konu. Ona ayrı ayrı tartışmak lazım ama Rusya dişlerini göstermeye başladı. Pençelerini çıkardı. Hani Ayıdır ya onun. Libya'da konu. da vardı. Libya'da da vardı tabii ki. Ondan sonra da Libya geliyor ama öncesi değil sonrası. Evet, sonra sonra. Şimdi ya eğer Rusya'ya yönelik her türlü tepki Rusofobi ise Rusya burada kendisini aklıyor demektir. Çünkü kaygı bozukluğuysa tepki, bu tepki. O zaman Rusya'ya yönelik bu tepkilere gösterenler hastadır. Fobiktirler yani kaygı bozukluğundan muzdariptirler. Rusya'nın kendisini eleştirmesi, kendi durumunu gözden geçirmesi açısından yapması gereken hiçbir şey yoktur. Çünkü Rusya'yı eleştiren herkes Rusofobiktir. Bitti, tartışmayı bitiriyor. Siz hastasınız diyor, hastasınız. Rusofobi var, tamam. Aynı İslamofobi de olduğu gibi, bu İslamofobi argümanı ne kadar çok sık kullanılıyor. Aynı o verdiğim benzetmede de, yani birileri İslam adına çıkıp, yani bu İslam'ı bağlamaz ama İslam adına birileri birilerini çıkıp masum insanları sokaklarda öldürüyorsa, bir reaksiyon gelişecek gelişiyor. O, onu yapanlara karşı. Onun ötesinde de evet bir kuşkuculuk da ortaya çıkıyor ama biz bunu burada şimdi İslam'ı falan karıştırmayalım. Örnek olarak vermek istedim. Ruslar ise buradan mülhem. Sen olağan mı mülhem. görüyorsun Peki, Ben bu... e, şöyle her yerde aşırılıklar vardır. Hı hı. Bu aşırı tepkiler ortaya çıkabilir. Rus Ben de bir ayarsız olarak görüyorum. Rus bunu korkusu hı. da vardır. Rus korkusu olması kadar doğal bir şey yok. Niye yok? E çünkü Ruslar yani e, çok ne diyelim ona biz? korkulan bir şey, savaşçı bir güç tarih boyunca öyle olmuşlar ve titretmişler. Şu mesela Yani son... şöyle bak şeyi bağlayayım. Rus korkusu demek Rus karşıtlığı demektir. Yani rusofobik olduğun zaman rus karşıtısındır. Bunun tabii hani ırkçılığa kadar varan bir tezahürü olabilir ama peki Rusya'daki yani eğer Batı'da Rus korkusu varsa, Rus fobisi varsa, Rusya'nın sistemli Batı karşıtlığı nedir? O da bir yani ona, ona da bir hani Batı korkusu, Batı fobi. Neyse artık ona bir Latince bir isim bulunur. Rusların da Batı korkusu var. O zaman aynı şeyi, aynı argümanı Ruslara karşı da kullanmak mümkün. Evet. Ayrıca demokrasiden tehdit algılamak gibi çok tuhaf bir hastalık. Eğer hastalıksa bu, bir arızaysa bence bir arızadır. Yani otoriterliğin, e, otoriterizmin vardığı son nokta demokrasiden tehdit algılamaktır. Tehdit algılıyor demokrasiden. Şimdi demokrasinin başarısız bir sistem olduğunu her yerde bir ideolojik mücadele olarak sürdürüyor. Bunu yapıyor. Dolayısıyla bir örnek vereceğim. Rusofobi e, nerelerde nasıl kullanılıyor? 2000, 2000 e, 2015'ten, 2015'ten sonra, yani bizim Kasım Kasım'da Rus uçağını düşürdük. Sonra Rusya, Türkiye'ye karşı çok kapsamlı, çok e, etraflı böyle dört koldan bir kampanyaya başladı. Yani sanki her şey hazırlanmış gibi. Çok enteresan o kampanya. Ondan sonra baktılar ki olmuyor. Yani turizm ambargoları şunlar, bunlar e, medya kampanyaları hepsi üst üste geldi. Eee Darbe geldikten darbe darbe girişiminden sonra Ankara Rusya ile anlaşmak zorunda kaldı ve anlaştı. Ardından ardından S400 alımı vesaire Rusya Kremlin bu Türkiye'ye karşı bu sistemli ve iyi planlanmış karşı kampanyasını yani Türkiye karşı kampanyasına ara verdi tersine çevirdi. O zamanlar. o Türkiye karşı kampanya sürerken beni Rus medyasına bağlı bir Rus devletine bağlı bir medya organında çalışan çok eski bir meslektaşım aradı. Benden Türkiye'deki basın özgürlüğü açığı, basın, özgür, basın, basın, basın özgürlüğüne karşı yapılan bütün bu baskılarla falan vesaire bir değerlendirme istedi. Ben dedim ki, ya dedim basın özgürlüğünden korkan, basın özgürlüğünü her yerde bastıran, kendi iç ülkesinde bastıran ve yok eden bir ülkenin ülkenin devletine bağlı medyaya Türkiye'deki basın özgürlüğünün durumu hakkında görüş vermem dedim. Çok öfkelendi bana, kızdı bana, içerledi bana. Ama öyle. Şimdi o, ondan sonra 2020'de tasfiye ettiler. Çünkü o medya organındaki e, gazet, Türk gazeteciler bu iktidarı eleştiriyorlardı. AKP iktidarını eleştiriyorlardı. Hepsi tasfiye edildi. Tasfiye edilmelerinin akabinde eleştirilere maruz kaldılar ve e, o medya organı adını vermek istemiyorum. O medya organının Türk yayın yönetmeni eleştirileri rusofobi olarak nitelendirdi. Bir rusof bu rusofobidir dedi. Şimdi her yerde Rusya'nın Kremlin'in yaptıklarını, Rusya'nın dış politikasını eleştirdiğin zaman rusofobi eleştirisiyle karşılaşıyoruz ama eğer e, olabilir yani. Rus, Ruslardan nefret eden insanlar vardır. E, tarihsel bir nefret, bir kin duyabilirler. Rus olanlardan da nefret hmm. edebilirler, tepkilidirler, uzak dururlar, rusofobiktirler onlar. Ama yani Rusya'nın Rusya bu rusofobi argümanının arkasına sığınarak iş göremez. Gördürmemek zorundayız. O zaman tartışma kalmıyor çünkü. Tartışmanın tarafından biri hasta olarak nitelendirdiğin zaman ben de onu hasta olarak nitelendiririm. Tabii. İşte demir perde çekilmiş olur. Şimdi orada tabii bu buna böyle bir yorumlama hal vermemesi gerekenler Avrupa'daki Avrupa'daki kültür dünyasının insanları çünkü yani en azından somut bir örnek, ee, Berlin Filharmoni Orkestrası... E, bir şefi, insani koridor kurma kararı aldık diye bir son dakika var. Müzakereden e, herhalde tahliyeler için evet, bir insani koridor için. kararı çıkmış. Şimdi Berlin Filharmoni Orkestrası'nın e, e, şefinin görevden el çektirilmesinin... Putin de, yanlısı. Putin yanlısı, Putin dostu. Yanlısı da değil, yalnız Putin mı bilmiyoruz aynı yani... Şey. Aynı şey olmayabilir aynı yani şey, Putin'in şey. dostudur da buna karşı çıkıyordur. Yani daha şey Putin'in hem yanlısı hem dost. İşte bilemiyoruz adam açıklama yapma yani herhalde adamdan açıklama yapması istendi, özür dilemesi istendi ya da kınaması istendi. O da bunu kabul etmedi ve görevine çektiriliyor. Bu Bana mantıklı gelmiyor. Yani. Bu Bana doğru gelmiyor. Aşırı bir tepki tabii ki. Tabii. Yani bu birilerine bir şeyi söyletme mecburiyeti. E, mecbur muyum? Bu Bu aynı zamanda biraz bana e, ol, yani Avrupa'nın olgunluğuna yakıştıramıyorum. Aynı aynı mu? fikirdeyim. Yani Avrupa daha olgun davranabilir. Şimdi mesela davranabilir. E, Rus oligarklar işte Konlandı. bilmem şu kulübün başkanı, bu e, şirketin başkanı. Bulundukları ülkelerde e, sermayelerini ve varlıklarını koruyabilmek için Putin'i kıramak zorunda. Kamuoyunda kıramak zorunda bırakılıyorlar. Bu bana doğru gelmiyor. Yani hukuksuz bir işlemi varsa onları, zaten bunu engelleyebilir o devletler. Onları kınamak zorunda da değilsin. Değil Hiç, mi? Yani daha doğrusu onları onları kına, Putin'i kınamaya zorlamak zorunda değil kimse. Ama eğer o oligarkların ekonomik faaliyetleri ama bunu zaten rejimi, başka rejimi rejimin finansmanında kullanılıyorsa, işe bu işe yarıyorsa ona karşı yaptırmak Zaten bunu başka araçlarla yapabilirler yani, eğer öyle bir yani öyle bir oluyor. bağlantı varsa ama işte İngiltere'de Rus oligarkı, Almanya'da bir başka oligarkı ya da Berlin'de bir filarmoni orkestra şefini sen Putin'i kınamak zorundasın ya da Bu haysiyetsizli yani insan haysiyeti Bunu öyle düşünsem şeyini... bile ben ben öyle düşünsem yani doğru bile kabul etmezdim bunu. Ha. Yani evet, bu kapanış kapanışı Buna ek olarak şunu da söyleyeyim. Yani Rusya'da dünyaya bir Rusofobi bir Ukrayna'da neonaziler var, dünyada Rus fobi var derken kendi ülkesindeki son muhalif kanal olan Yağmur TV'yi bugün kapattı. Hı -hı. Sadece Nova'ya gazete kaldı. Ben takip Hı -hı. ediyorum. Nova'ya gazete de her an kapanabilir. Rusya'da evet. bağımsız evet. gazetecik faaliyeti bugün itibariyle bitebilir. Evet. Sevgili Halk